Merhaba sevgili izleyiciler. Klasik Tolstoy'un eseri Savaş ve Barış tekrar tiyatro sahnesinde. Peki nasıl oynanıyor? Çok farklı bir anlatımda. Anahtar! Babamızın senin için bulduğu çirkin prensesi görüyor musun? Kes şunu Helen! Ne kadar çirkin olduğunu görmüyor musun? Sizin yürütmeye çalıştığınız sistem öldü. Tiyatroyu nerede, ne zaman, kime ve nasıl yapacağınızı iyi bilmelisiniz. Neden halen aynı şeyleri yaşamak zorunda kalıyoruz? Hiç kimse tarihten hiçbir şey öğrenmiyor. Kimse birbirinden hoşlanmıyor. İki komşu il birbirini sevmiyor. Savaş suçlarıyla dolu bu dünya. Savaş ve Barış oyununda 1800'lü yılların başında sönen ışıkları göreceksiniz. Sizin yanında at sürmesiyle birlikte hepimiz nasıl da rahat ediyoruz? Efendim merhaba. Şu anda Şehir Tiyatroları Muhsin Ertuğrul sahnesindeyiz ve ülkemizin çok önemli iki sanatçısıyla birlikteyiz. Ayşegül Yüzsever ve Levent Süzümcü. Ayşegül Hanım, siz aynı zamanda Şehir Tiyatroları'nın genel sanat yönetmenisiniz ve gerçekten güzel oyunlar sahneliyorsunuz. Savaş ve Barış da gerçekten çok konuşulan oyunlardan biri. Tolstoy'un çok önemli eseri sahneye uyarlandı ama çok farklı bir şekilde uyarlandı. Biraz bize bahseder misin? Biz 2 senelik program açıkladık biliyorsunuz. Hedef kitlesi olarak gençleri koyduk. Ve dedik ki İstanbul'u klasiklerle buluşturacağız. Bunun sebebi de pandemiden sonra açık havada oynayacak oyunlarımızın hepsinin klasik olması. Ve bana o zaman dediler ki yani orayı dolduramayız, dolduramazsınız. Nasıl olacak? Hiç oyunumuz yok. Dolduruyoruz dedi. Ve 12. gece oynadığı zaman hiç unutmuyorum. Orada böyle ufak bir taş vardır. Orada oturup kahvemi çayımı içerken bir baktım. Neredeyse yani zaten 2 saat içinde biletleri bitti açık havada. 6 seans oyun oynadık o dönemde. 12. gece Goldoni'nin İki Efendi'nin Uşağı ve birkaç oyun daha. Çayımı kahvemi aldım Levent, oturdum burada Şarbiye'de. Baktım akın akın gençler geliyor. Sonra bir kişiyle sohbet ettik. Sonra dedim ki yani gençleri bizim klasiklerle buluşturmamız gerekiyor. Çünkü gerçekten buna ihtiyaç var. O mottoyu öyle gerçekleştirdik. İstanbul klasiklerle buluşuyorum. Savaş ve Barış benim 17 yaşında tanıştığım bir roman. Çok etkilenmiştim. Bana göre dünya edebiyatının kutup yıldızıdır. Değil mi? Çok özeldir. O romanı okumak tabii ki çok büyük bir haz. Yani burada seyrettiğinizin yarısı bile, yani romanın yarısı bile değil aslında. 400'ün üstünde karakter var. Roman. Tabii çok özel bir şey. Ben buradan bütün gençlere o romanı okumalarını da tavsiye ederim. O hazzı almak başka bir şey. Ama İstanbul'daki gençleri böyle bir oyunla kucaklaştırmak şehir tiyatrosuna çok yakıştı diye düşünüyorum. Bu da bizim işimiz zaten. Oraya değineceğim tekrar Ayşegül Hanım ama hemen Levent Bey'e sormak istiyorum. Hani Savaş Barış'ın sizin için önemlidir gerçekten. Hatta bu roman için şöyle yazılır işte. Bu romanı okuduktan sonra hayatım değişti, dünyaya bakış açım değişti. Çok güzel oyunlarda yer alıyorsunuz ve derdi olan ve kendi duruşunuzla da her zaman insanlara zaten iyi bir dünyada yaşamamız gerektiğini söylüyorsunuz. Bu oyun ne katkı sunacak topluma, insanlara? İyi bir edebiyat eserinin en temel özelliği durduğu yerde durması ve tarihin dönüp dolaşıp o iyi sanat eserlerine çarpması demektir. Savaş ve Barış da böyle bir sanat eseri. Çok iyi bir sanat eseri, durduğu yerde duruyor. Ve biz maalesef patinaj çeken tarihimizle Savaş ve Barış'ı çarpıp çarpıp duruyoruz. Dünyada iyi yazılmış bütün edebiyat eserleri, bütün tiyatro eserleri için bunu söyleyebiliriz. Evrensel olmasının anlamı da budur zaten. O günde bir problem için bu yazılır. Yazarın kendisiyle, toplumla ilgili çekmiş olduğu bir dert üzerine oyunları yazarlar. Ve toplumlar bir türlü o problemleri aşamadığı için dönüp dolaşıp sinekler gibi o şeye tekrar çarparlar, böcekler gibi tekrar o probleme çarparlar. Savaş ve Barış, çok azına ayırdığımız barış, çoğuna ayırdığımız savaş tarihimizde bir nirengi noktasıdır. Bize ne olup bittiğini ve bu öğütücünün hayatlarını bir şey uğruna, inandıkları bir şey uğruna savaşarak geçiren insanların hayatı nasıl ıskaladıklarını anlatır.
Burada gencecik insanların Rusya'nın o tarihinde, ki bu her ülkenin tarihinde vardır, gencecik insanların umutlarının tükenişi savaş nedeniyle, bir hiç uğruna savaşmaları, hatta Moskova'yı terk edecek kadar savaş karşısında güçsüz kalıp, Napolyon karşısında güçsüz kalıp, kendi şehirlerini Napolyon'a yaktırtacak kadar bir tür strateji aslında o, ama çaresiz kalmalarından da. Andrei'nin bir lafı var. Onu söylemek istiyorum. O kadar çaresiz kalmış ki Natasha ile karşılaşma anındaki sahnede, her şeyi bitirecek kadar yaşadım diyor. Ama 30 yaşındayım diyor. 31 yaşında her şeyi yaşadım. Kendini öyle ve hayatım artık anlamsız diyor. O arada o aşkı bulduğunda tekrar anlam kazanıyor hayat. O kadar büyük çaresizlikler var ki. Nikolay'la Andrei'nin gene bir repliği var. Orada da diyor ki önce savaşa gidiyoruz diye çok mutlu oluyorlar. Kahramanlık yapacaklar. Hep öyle olur ya zaten. Ama savaşın gerçek yüzüyle karşılaştıklarında korkunç bir hayal kırıklığı, o ölüm hissi, yaşama tutunma hissi bir süre sonra kaybolmuş. Ve çocuk diyor ki Nikolay, savaşı büyükler çıkarıyor, biz diyor ceremesini çekiyoruz. Çok çok önemli replikler burada var aslında. Bir küçük ekleme yapmak isterim. Birinci perdenin ortalarına doğru ilk savaştıkları sahnede, bizim savaşa dair gördüğümüz ilk sahnede bir vurulma sahnesi var. Oyundaki karakterlerimizden birinin vurulma sahnesi var. Ama o vurulma sahnesi o kadar güzel yazılmış ki, genellikle savaş filmlerinde görürüz. O savaşın ortasında çiçeğe, böceğe, güneşe, doğanın güzelliğine bakar ve tak diye vurulur. Çok güzel bir andır o. Evet. Yaşanılan ve o anı da, bunun gibi anları da seyircimizle burada bu kocaman sahnenin içinde paylaşmak, söyleyeceğimiz sözü hayata dair söylerken bizi çok yönlendiriyor. Özellikle Savaş ve Barış'ı onun yönetmesini istediniz. Çok daha farklı bir sunum gerçekleştirelim istedim. Farklı bir yönetmen görüşüyle karşılaştın İstanbul Seyircisi. Gençler, bizim biliyorsunuz artık ekonomik şartlarımız çok düzgün değil. İnsanlar yurt dışına çok fazla gidip oyun falan seyredemiyorlar. Çok daha farklı bir bakış açısıyla koyulsun istedim. Bunu da seyirciyle kucaklaştıralım istedim. Çok da doğru bir karar verdiğini düşünüyorum. Ya. Alexander çok özel bir adam. İşte o biraz evvel o anı o kadar güzel seyirciye yaşattı ve anlattı ki çok gerçekçi başlayıp distopik bir yere götürdü oyunu. O da çok ilginç geliyor ve seyirci ilk 10 dakikada onun rejisini alıyor ve kabul ediyor. Onun dünyasına giriyor. Nefessiz seyrediyorlar. Ben de izlediğimde aynı şeyi hissetmiştim. Gerçekten hani bir tabloyla başlayıp sonra da bir kışa gidip, ama bir kış hani bu kadar mı soğuk olur? Bu kadar mı soğuk olur ve evet. Bir tiyatro sahnesinde bu kadar mı güzel anlatılır yani, evet. Gerçekten. Çok özeldi. Aynı zamanda Alexander'ın seçilme sebeplerinden biri, birkaç arkadaşımız galiba dışarıdan birkaç kişi şey demiş. Yani niye Alexander, neden farklı bir şey değil? Dedim ki kurumu da iyi tanıyan bir yönetmen. Çünkü biliyorsunuz bu kurumda bir herhangi bir şey için 3 imza gerekiyor. Bir toplu iğne. Bir toplu iğne için 3 imza gerekiyor. Yani farklı bir yönetmen... Dışarıda bu işler böyle yapılmıyor. Dolayısıyla bizim nazımızı çeken, bizi hoş gören, bizim işimizi kolaylaştıran, aynı zamanda İstanbul'u ve Türkiye'yi çok seven bir yönetmen. Pratik çözümleri var. Pratik çözümleri var. Ama her şeyden önemlisi dünya görüşü de çok özel bir adam, değil mi? Yani mesela savaşla ilgili bir şey söyledi, çok etkilenmiştim. Dedi ki genellikle dedi, savaş olunca insanlar şaşırıyorlar.
aslında barış olduğu zaman şaşırmamız gerekiyor dedi. Bu kadar savaş yaşanırken, çünkü hayatın kendisi savaş zaten dedi. Barış olduğu zaman şaşırıyoruz dedi. Şaşırmamız lazımken savaş, zaten her dakika savaştayız dedi. Öyle güzel izah etti ki onu. O da Balkan olduğu için tabii. Burası Balkanlar ve çok karışık. Ya burası bir Almanya değil, bir İngiltere değil, bir İsveç değil. Rutin bir rahatlık yok bu topraklarda. Bu topraklarda sürekli birbiriyle çatışan insanlar var. Üç tane kıtanın birleştiği nokta, aynı deprem gibi alttan bir baskı, kıta baskısı, buradan bir kıta baskısı, buradan bir kıta baskısı. Arada kaldık biz coğrafi olarak, öyle bir şey. Çok iyi anlayan bir yönetmen ve gerçekten çok özel, çok çalışma yöntemi de çok özel, çok değil mi? Çok çok güzel bir prova süreci geçirdik. Kadar büyük bir prodüksiyonda hiçbir gerginliğin olmaması bile müthiş bir başarıdır. Evet. Oyuncular tarafından bir gerginliğin olmaması. Çünkü her zaman için bir oyunun kendi iç huzurunu sağlayanlar oyunun başrolleridir. Burada oyunun yönetmeni ve başrolleri hiçbir gerginlik çıkartmadılar. Ve bu böyle devam ediyor. Bu Alexander'ın yansımasıdır seyirciye, oyuncuya yansıması. Ben hep söylerim Levent, iyi bir yönetmen her şeyden önce oyuncuların güvenini yönetmeli. İşte o bunu çok iyi beceren ve çok iyi yapan bir insan. Peki şimdi çok kalabalık bir oyun dedik ve prodüksiyon, yani aslında biz her şeyi sahne üstünde görüyoruz. Belki de hani şöyle desek belki yanlış olmayabilir. Sahne arkası yok, yani dekor burada geliyor, işte değişiyor, sahnede oluyor. Ve bu kadar kalabalık oyuncu kadrosuyla çalışıyorsunuz. Oyuncu olarak bu nasıl bir deneyim? Yani hani gerçekten zor mu bu kadar iç içe yaşamak? Orada siz hani seyirciyi hissedebiliyor musunuz? Bir şaşkınlıklarını görebiliyor musunuz? Bence ilk rejisi olduğu için Ayşegül Hanım'ın bunu söylemesi daha mantıklı. Evet. Diğer benim zaten aynalarla oynamıştınız, onu da izledim. Hatırlıyor musunuz? Tehlikeli ilişkiler. Evet, tehlikeli ilişkiler. Ben valla 15-16 yıldır Alexander'la buraya her girişte çalışıyorum. Hatta orada şey diye düşünmüştüm ya, hani insan kendini görür ya, bir çarpar mı acaba, bir şey mi neler olur falan. Neler yaşadık biz oyunda. Ya neler yaşadık yani. O aynaların arasında kaçıştırıp koşuştururken. Evet, burada da işte hani güzel şeyler geliyor. Ya o aynaların geliyor, şey her birinin kilosu 750 kiloydu ve bu aynalar böyle dönüyorlar. Arasında kalsanız pestiliniz çıkar ve sıfıra sıfır. Aynaların arası bu kadar. Çok zorlandığımı hatırlıyorum ama çok keyifliydi çalışması. Ben ilk defa çalıştım. Ben aşağı yukarı sahne direktörlüğünden genel sanat yönetmenliğine geldiğimde bir arada 1-4 sene kaybım var benim. O beni çok susatmış. Kana kana su içtiğimi hissediyorum şimdi sahnede. O beni çok mutlu ediyor. İyi ki böyle bir projeye peki demişim. Çünkü herkes şey dedi, yani sen hem yukarıda çalışsan hem burada çalışsan çok yorulursun. Hem de yani sıkıntı hissedersin. İyi ki böyle bir karar vermiş. 370 oyuncu mu izlediniz? Hani evet. Bu doğru bir rakam değil mi? Evet. Ha, çok zor olmadı mı? Hani... Hilal Hanım, bunu yapmak zorundaydık biliyor musunuz? Şimdi bakın. Bütün konservatuarlar doldu taştı. Hiçbir yerde kadro yok, doğru düzgün bir oyun yok. Biliyorsunuz pandemiden sonra hiçbir genç bir yerde oynayamadı değil mi Levent'ciğim? Tiyatrolar, yani, tiyatrolar kapandı ve bir daha açılmayacak tiyatrolar var. Yani maalesef devlet ve yereller bu konuda ellerinden geldiğini yaptıklarını düşünüyorum ama bence sınıfta kaldılar. Yani sınıfta kaldılar, onu söylemek zorundayım. Çünkü hakikaten çok acı çekti hepsi. Ve yani insanlar doldu taştı bekliyorlar. Yani bir ümit, bir umut olmaz. Aslında bunu da ödenekli tiyatrolar yapabilir. Evet. Ve bana dediler ki, yani ben dedim ki dışarıdan dedim. Çünkü ama yine Alexander'ın istediği bir şey. Kendi oyuncularımızla da bunu yapabilirdik. Fakat Alexander konsepti çok genç insan üzerine kurdu. 30 yaşındaki kişi gelip burada 20 yaşındaki birini oynamasın. 20 yaşındaki birini bulalım, 50 evet. yaşını oynasın, rol yapmak zorunda kalmasın. Aynen. Ve dolayısıyla biz de dedik ki bir saçma yapacağız. O zaman daha dediler ki Levent, sakın dediler böyle bir şey yapma 10 kişi için. Yani binlerce insan gelir buraya, sen dediler nasıl yapacaksın? Alexander zaten ilk gelişinde 3 gün kalacak burada. Kimler istedi? Kriteri iyi belirledik. Bir kere yaş kriteri, ne? Okulu bitirmiş olmak zaten... O bir şey. Şey getiriyor, yani, bir hiza veriyor. Bir hiza veriyor. Aşağı yukarı 500 kişiden fazla başvuru oldu. Fakat bunların 300 küsurunu kabul edebildik. Çünkü mesela
27 yaş olsun dedik. 27 yaştan bir gün alanı bile almadık falan. Yani böyle bayağı kriterlerimiz çok, kriterlerimiz çok net oldu. Bence çok da iyi bir şey oldu. Alexander da bu konuda çok iyi. Oyunumuzun premierinden 2 yıl önce Ayşegül Hanım'la konuşup direkt beni aradı. Dedi ki Savaş ve Barış yapacağım, benimle oynar mısın dedi. Seninle her havada uçarım dedim ben. Tamam dedi, kapattı telefonu. Burada o benim hangi rolü oynayacağımı zaten düşünerek beni aramış. Audition'ı yaparken şimdi benim oynadığım rolün çocukları oynayan iki arkadaşım var. Gerçekten de bana benziyorlar. Evet evet. Ya onu bile casting'te düşünerek yapmış. Levent oynayacak rolü, dur ona benzeyen bir kız ve oğul bulayım diye yapmış. Yani inanılır gibi değil. Peki şimdi siz çok farklı bir karakteri canlandırıyorsunuz. Biraz bize anlatır mısınız? Vasili Kuragin karakterimin adı. Oynadığım karakterim kitapta da var. Aslında kitaptaki karakter gibi bir karakter değil. Kitaptaki karakter çok işini bilen, evet bunlar ortak noktaları, ama savaşı da çok iyi bilen biri. Sadece lüks hayatlar, salon hayatları peşinde koşan biri değil. Çok iyi bir asker, çok iyi biliyor, fakat o taraklarda artık bezi yok. Bir an önce zengin birileriyle çocuklarını evlendirmek peşinde koşuyor. Şey biri, çok daha sert biri kitapta. Fakat rejimizin gereği, rejinin üstüne oturduğu ayaklar gereği, tamam yine bu şeyleri olan, bu özellikleri olan, fakat anlattığımız rejiye hizmet edecek bir yorum taşıması gerektiğini düşünerek role eğildim. Zaten Popovski benim böyle eğileceğimi bildiği için ve bu kadronun benim dışımdaki bütün oyuncularıyla ilk defa çalışacağı için beni bir maya olarak düşündü. Yani kendi ideyasının bir mayası. Yani Levent'i burada o biliyor zaten, hani benim dünyamı, benim tiyatromu. Öyle bir şey oldu, bizde öyledir. Getirdiğin yorum da bulaşıcıdır sahne üzerinde. Senin role nasıl yaklaştığını görürler. Bir daha eğitim sürecine, o oyun için söylüyorum, bu okul eğitimi falan değil, o oyunla ilgili bir daha yeniden bir reji sürecine girilmez. Sonuçta bilen biri vardır ve ona bakarak sen de yansımasıyla oynarsın. Evet, oynadığım karakterin müthiş çıkarcı bir karakter olması, genellikle seyirciler benim dışarıda tanıdıkları Levent Üzümcü'nün... Siz hep haksızlıklara karşı geliyorsunuz. Evet. Ama yani tiyatro edebiyatında sadece devrimcilerin edebiyatı değil mi? Evet, tiyatro edebiyatında bu insanlar da var. Bu da bizim mesleğimiz. O insanın hak ettiği ne kadarsa rol olarak, ben onu bir rol olarak düşündüğüm için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Tabii seyirci biraz ters köşe oluyor. Dışarıda tanıdıkları, bildikleri, sürekli doğrunun ve aklının peşinde koşan biri Levent Üzümcü. Ama orada Levent Üzümcü bir aktör. Ve orada size yansıttığı karakter Vasili Kuragin. Herhangi bir hayatımızda en ufak bir bağlantı yok Vasili Kuragin'le. Ama onu anlamaya çalışıyorum. Ya aslında çok tanıdık da değil mi? Hani tabii ki klasik yani. Hani günümüzde işte bu kişileri yani yanı başımızda ya da ne bileyim televizyonda her yerde görebiliyoruz da. Şimdi şöyle bir şey de var. Farklı bir anlatım dediniz. Mesela hani bu klasik bir eser ve hani filmi yapıldı. İşte gerçekten çok okunan bir kitap. Ama burada farklı bir anlatımı var. Orada böyle bir risk mi alıyoruz acaba? Bunu anlayabilecekler mi? Ya da seyirci buna nasıl bir tepki verecek diye düşündünüz mü? Levent bu konuda beni sakinleştirdi. Çünkü... Alexander'la ilk çalışmaya başladığımızda bir bocaladım. Bocaladım da dedim ki yani bu tamamen distopik bir oyun. Şimdi bakın, bizim seyircimizin de bir karakteri var. Yani bizde tiyatro 100 senelik, onlarda 1000 senelik. Dolayısıyla hani bir bakış açısı farkı da oluyor bazen. Evet, oradakini olduğu gibi buraya getirmek ama seyirci... Özdemir Nut'un çok güzel bir lafı vardı. Ben çok severim. Tiyatroyu nerede, ne zaman, kime ve nasıl yapacağınızı iyi bilmelisiniz der. Doğru bir şey. O yüzden şöyle bir dur. Ama sonrasında direksiyonda çok ehil eller olduğunu anladım ve kendimi bıraktım. Çünkü şimdi ben burada Anna Pavlovna karakterini oynuyorum ama aslında bu Anna Pavlovna anlatıcı değildi. Romanda da öyle. Çok özel insanları bir araya getiren. Çöpçatanlık da yapan. Statüye çok özen gösteren İmparatoriçe'nin nedimesi bir kadın. Üst düzey bir kadın. Ve dolayısıyla toplumun her kesiminden insanlarla rahat ilişki kurabilen bir insan olduğu için de
Ondan da herkes yardım istiyor. Şöyle bir şey, seyircilere bir şeyler söylemek istersiniz. Hani bu oyunda gerçekten hiç de yabancısı olmadığımız konuları izleyecekler ama çok bence farklı bir anlatımla izleyecekler. Tabii bu benim kendi yorumum izlediğim için. Hani evet biz bir klasiği izliyoruz ama bu zamandan da bir şeyler görüyoruz ve tabii ki şu soruyu sürekli kendimize soruyoruz. Neden bunca yıl hiçbir şey değişmiyor ve biz halen aynı şeyleri yaşamak zorunda kalıyoruz? Biliyor musunuz, bir repliğim var. İkinci perdede opera sahnesinden sonra Anna Pavlovna diyor ki, akla mantığa aykırı, insanın doğasına aykırı. Savaş denen şey insanın içindeki bütün canavarlıkları, kötülükleri ortaya çıkarıyor ve Kutuzov'a dönüyor. Ne yapacağız diyor, bu arsızlığı, uğursuzluğu, hırsızlığı ne yapacağız? Kutuzov'un cevabı, savaş ne yazık ki Anet diyor, savaş sırasında bunlar bazen olur ve normal kabul edilir. Aklıma ilk ne geldi biliyor musunuz? Ve tüylerim diken diken oldu sahnede. O zamana kadar bunu hiç düşünmemiştim. Sahnede bunu fark etmek çok etkiledi beni. Biden'ın savaşta bu kadar Filistinli öldü dediği zaman, savaşta bazen böyle şeyler olur demesi geldi. Perişan oldum. Neden perişan oldum? Oyunun sonunu getiremeyeceğim diye korktum. Yani bu kadar mı günümüze hitap eder? Demek ki insanlık dedim hiçbir arpa boyu yol kat etmemiş. Hep aynı şeylerin içerisinde dönüp dolaşıyorum. Çok şey bulacak seyirci. Genç arkadaşlarımız, genç seyircimiz. Buradan tek bir şey söyleyeyim. Sadece Savaş ve Barış'ı izlemekle yetinmesinler. Tolstoy'u çok yakından tanısınlar ve Savaş ve Barış'ın romanını okuduklarında müthiş bir haz alacaklar. Çünkü o romanın yarısını ancak gerçekleştirebildik, değil mi? Çok özel, çok özel karakterler var. Ben aslında en başında söylediğim şeylere atıfta bulunabilirim sadece. Işığa uçan pervaneler gibiyiz hepimiz. Bu neden böyle, kendi ilkel benliğimizle ilgili bir şey diye düşünüyorum. Bireyselleşmenin biraz geride kaldığını düşünüyorum. İkinci Dünya Savaşı dediğiniz zamanlarda yaşadı bizim annelerimiz, babalarımız. Ya da onun bitiminde doğdular. Yani o tarihlerden bir anne baba sahibi hissettiğimiz. Savaşın bu ülkeye bile girmemiş olduğu halde ne kadar büyük acı bıraktığını görüyoruz. Komşularımızdan biliyoruz. Balkan ülkelerinden biliyoruz İkinci Dünya Savaşı'nda neler yaşadıklarını. İkinci Dünya Savaşı'nda soykırıma uğramış bir halkın günümüzde neler yaptığını görüyoruz. Hiç kimse tarihten hiçbir şey öğrenmiyor. Öğrenmek istemiyor. Bir tane sopa var. O sopa bir şekilde el değiştiriyor. Ya halk el değiştirtiyor ya da birisi gidip ben alırım bu sopayı buradan diyor. O sopayı eline geçiren herkesi dövüyor. Dövmek istediklerini dövüyor. Daha önce o sopayla dayak yediği için onu dövmüşleri dövmeye çalışıyor. Düşük yoğunluklu bir kan davası var. Bütün dünya toplumları içerisinde. Kimse birbirinden hoşlanmıyor. İki il, iki komşu il birbirini sevmiyor. Sadece Türkiye'de değil. Dünyada da bunlar yaşanıyor. İki komşu adanın halkı birbirinden hoşlanmıyor. Bu tohumları ekenler, bunları yeşertenler, edebiyatın karşısında bir mum gibi eriyorlar. Biz burada toplumların içerisinde bu toplumları kötüye götüren, savaşa ikna eden, savaşta hukuksuzluklar yapan, çünkü kendini korumak için savaşabilir insan. Ama korumasız bir insan topluluğunun üzerine ateş açarak niye ispat edebilir insan? Savaş suçlarıyla dolu bu dünya. Derler ya, düşmanın bile karakterlisi lazım diye. Bunu yapamıyoruz. Ve burada Savaş ve Barış oyununda 1800'lü yılların başında sönen ışıkları göreceksiniz. Genç ışıkları, gencecik insanları. Devam edebilselerdi hayatlarına, ne olacaktı bilmediğimiz. 30'unda, 31'inde kendi ülkelerince ölümleri gönendirilen, ölümlerine isimler bulunan bu gencecik insanları izliyoruz. Ölümleri kutsallaştırılan, ama yok yani, o insanlar öldüler. Öldüler o insanlar. Hala günümüzde insanlar ölüyor. Artık
iş o kadar çok çığırından çıktı ki hastanelerin bombalandığı savaş adı altında bir kan davasının çoluğu çocuğu 25 bin kişiyi bir anda yok ettiği bir cehennem haline aldı. Ve insanlar bunu normalleştirmeye çalışıyor. Bu normal değil. Ve insanlar hayatına bu şekilde de, yani bu sürdürülebilir değil ve bu yeni hayat normalmiş gibi devam edemez. Edemez yani. Çünkü artık dünya cebimizde. Bakın biz gençken Tiananmen Meydanı'nda Çinli öğrenciler ayaklanmıştı. Ve neler olup bittiğini biz 30 yıl sonra öğrendik. Çin karartılmış bir ülke olduğu için. Bugün Hong Kong'da bir eylem yapılıyor. Eylemcilerin telefonundan anında izliyoruz ne olup bittiğini. Dünya artık cebimizde. Buna rağmen eski bir sistemi, alışa geldikleri bir sistemi yürütmeye çalışıyorlar. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Sizin yürütmeye çalıştığınız sistem öldü. Hem de ayakta öldü. O sistemin ne olduğunu anlamak istiyorsanız, ayakta ölümün ne demek olduğunu anlamak istiyorsanız, günümüzdeki Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanına bakın. O şahısın durumu, inandığı ve savunduğu sistemin durumudur. Kapitalizm bugün o halde, savaşlarla yönlendirmiş olan kendini, insan haklarını tanınmayan, varmış gibi davranan, o yalanın dolanın son hali buyurun işte Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanıdır. Çünkü o sistemi onlar temsil ediyorlar, efektlerini de bizler temsil ediyoruz işte. Görüyoruz, yansımaları da bizlerde var. İşte kuzeyimizde var, güneyimizde var, her yerde görüyoruz, kendimizde var. Görüyoruz artık bunun ne olduğunu biliyoruz. Kendi farkımıza varmalıyız aslında. O sistem öldü. O sistem öldü. Yeni bir sistem geliyor. Fakat cenaze kaldırılmadığı gibi öldü de kabul edilmediği için sen yenisi doğamıyor. Ya bir ölünün başında o canlıymış gibi konuşmaya çalışıyoruz. Yok böyle bir şey. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Yayınımıza katıldığınız için. Teşekkür ederim. Oyun öncesi yine bu telaşta. Bize çok mersi. Rica ederiz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Hiç umulmadık bir anda Kont Bezuhoğlu, muazzam bir servete kavuştuğum günden beri o kadar meşgulüm ki yalnızca yatağa yattığımda kendi kendime kalabiliyorum. Etrafım sürekli insanlarla çevrili, imzalamam gereken bir sürü evrak oluyor, devlet dairelerine gitmem gerekiyor, başka yerden sorular sorup mülklerimi ziyaret etmem icap. İyi ya işte hasret. Vaktiyle varlığımdan bile haberdar olmak istemeyen, ancak şimdi kendileriyle görüşmezsem fena halde gönül koyan bir sürü insanı huzuruma davet etmem i̇şte gerekiyor. İşte bunun için. Ama herkes çok kibar. Çok çabuk. Şehir ışıkları devam ediyor ve biz şimdi savaş ve barışta oynayan gençlerle bir araya geleceğiz. Bence savaş ve barışın bayağı bir modernleştirilmiş versiyonu. Ve bence Türk tiyatrosunun böyle bir şeye çok ihtiyacı vardı. Yani aslında şunu hatırlıyorum ben Alexander'ın söylediği. Dönem kıyafetlerin içinde modern insanlar gibi oynamanızı istiyorum demişti. Aslında hedefimiz modern dili tutup o dönemin hikayesini anlatmak. Beklentilerle gelinmemesi gereken bir oyun bence. Çünkü alışılagelmişin biraz dışında kalabilir seyirciler için. Her yaştan, her kesimden, her insanın kendine dair bir şey bulabileceği bir hikaye bence. Savaşın insan hayatlarına, çocukların hayatlarına, gençlerin hayatlarına nasıl tesir ettiğini gösteriyor aslında. O yüzden daha derinden ve hani gençleri nasıl değiştirdiğini göstermesi zaten bir sonraki kuşağın direkt nasıl etkilendiğini gösterdiği için tam içinde bulunduğumuz dönemin gençleri olarak bizi de çok derinden etkileyen bir hikaye bence. O karakterleri 5024'te de milattan önce bir tarihte de oradaki insanların eline verseydik veya o hikayeyi direkt anlatsaydık herkesin her zaman kendi perspektifinden alabilecek bir şeyi olabildiğini düşünüyorum. Bu anlamda çok büyük bir klasik. Aynı zamanda rüştünü ispat etmiş, daha önce de Türkiye'de iyi oyunlar, ödüllü oyunlar yönetmiş bir yönetmenin dramatıp bir hale getirdiği işin içindeki o içtenliği, o samimiliği, o bir şeyi problem kabul edip problem çözmeye çalışmanın büyüsü böyle tatlı, güzel bir ekip ve ustalarımızla bizim ömrümüze de klasik bir yere getirecek savaş ve barışı diye düşünüyorum. Bu hikayede anlatılan olaylar dünya için çok önemli, çok ana olaylardan birisi. Bundan sonraki savaşları da tetiklemiş bir olay. İkinci Dünya Savaşı'nı her şeyi bitirecek tek bir savaş için yapmışlardı ama biten hiçbir şey olmadı. Biz aslında biraz onun örneklemesini, birazcık o konuda insanları düşündürebilmek için de bu oyunda öyle bir ana fikir tasarlamıştık. Afişimizde o yüzden savaş ve barış da barışın altında sona erdi yazıyor. Oyunumuzda ben şunu gördüğümüzü düşünüyorum. İlk başta aslında savaş konseptinin gençlere nasıl satıldığını, yani genç erkeklere bir kahraman olma vaatiyle, çok güzel bir şey olduğu vaatiyle satıldığını, ama oyunun sonunda herkesin, bütün karakterlerin zaman içerisinde
savaşa ve şiddete olan bakış açısının nasıl değiştiğini görüyoruz ve bence mutlu bir son yok bizim oyunumuzda. Sonya, sen onu hatırlıyor musun? Nikolay'dan mı bahsediyorsun? Evet, ama şunu kastediyorum. Onu bütün detaylarıyla eksiksiz bir biçimde kafamda canlandırabiliyor musun? Yoksa Nikolay'ı ben de hatırlıyorum tabii ki. Natasha abine çok aşığım ben. İkimizin başına ne gelirse gelsin onu sevmekten asla vazgeçmeyeceğim. Hem de hayatım boyunca. Keşke bana da mektup yazsaydı.